defa. Daha bugünden itibaren bidon satışlarında bayağı bir patlama oldu. Müşterilerimiz 10 tanesinden 8'i bidon soruyor. Gördüğünüz gibi bidonlarımızı kapılara çıkarttık. Vallahi biz ürünleri dün akşam getirdik, anca yetiştirebildik. Bugün sanırım bir daha bu saatte bir 15-20 tane sattık ama bu bidonların büyüklüğü 30 litre. Vallahi plastik bidonlarımız 3 litreden başlıyor, 30 litreye kadar var. En çok rağbet gören musluklar bu arada. Fiyatlarımız da 22,5 ile 40 lira arası değişiyor. Vallahi hiç bir yorum yapılmıyor bu konuda, sadece ürüne odaklı insanlar geliyor. Fiyatı umurlarında bile değil, sadece şu an panik halinde insanlar. Çünkü biliyorsunuz çok bu pandemi dolayısıyla birçok şey yaşadık. Bu susuzluk sorunu da yeni başladı. Umarım buna da alışacaklar. Şu an herkes dediğim gibi panik içinde. O yüzden hiç kimse fiyat sormadan direkt sadece bidonun var olup olmadığını soruyorlar. Genelde 30 litre olan en büyüğü talep ediliyor. Çünkü kullanış açısından ve sürekli biliyorsunuz doldurmak sıkıntı olduğundan bir kere dolduruyor insanlar. Muslukla beraber kullanış da kolay oluyor. Bunu tercih ediyorlar genelde. 30, yani en büyüğünü tercih ediyorlar. Gördüğünüz gibi artık buna da alışacağız. Hemen panik yapıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bu, sıkıntımız bu. Şu anda bu kadar satışların patlaması da insanların hakikaten paniklemesi. İnşallah bu panik başka şeylere sebep olmaz. Yani bunu diyebilirim. Acele etme. Ben yapayım, ne diyeyim? Tamam diye. Evet. Öyle diyemez. Evet. 48 saatlik bir su kesintisi olacak malum. Biz de vatandaşlarımız bir sıkıntı yaşamasınlar diye bidonlarımızı getirdik. İlgi var. İnsanlarımız yani alıyorlar, memnunlar. Bidonlarımız boy boy, fiyatlarımız da uygun. Talep görülen şu boy işte, musluklu, 35 lira. Böyle var. Yani ilgi var, insanlarımız alıyorlar. Yani insanlarımız susuz kalmasın diye satmaya devam ediyoruz. Depomuzda ürünlerimiz var. Bir sıkıntı yok yani. İSU sağ olsun bir hafta öncesinde suların kesileceğini söyledi. Sebebi her ne olursa olsun ben suların kesilmesinden yanayım. Böyle iki ayda bir gün su kesilsin çünkü kuraklık var, yağmur yağmadı. Evde herkes sularını dikkatli kullanmıyor. Diş fırçalarken, banyo ederken, bulaşık yıkarken israfımız çok. İnşallah bu kuraklık insanların bir tedbir almasına sebep olur. Bu kesintinin de insanların suyun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varır. Bu farkına varmak da bizi inşallah tedbir almamıza ve kuraklığı önlememize sebep olur. Ben de susuz kalmamak için 2 günlük, normalde 2 güne bir bidon su yetmez bu su ama 30 litre su. Ama idare edeceğim. Ben idare edeceğim ki o 2 günün de kıymetini bileceğim susuzluğun. Bu şekil atlatacağız inşallah. Yok, bu kutulu değil abi. Öyle şey. Böyle, burada. Evet. Burada. Evet.